Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, Araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, Kilis Musa Bey ilçesinde Kozluba köyünü ziyaret ettim. Muhtarımız Mustafa Yılmaz ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan özellikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel karşılama ailesiyle birlikte. Bilgiye de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet muhtarım. Köyümüz kaç hane, nüfusumuz ne kadar? Köyümüz hane olarak 65 hane falan var da oturan hane 50 hane falan. Evet. Karşıdan çok güzel falan gözüküyor arkadaş. Tepede güzel bir köy. Güzel manzarası, güzel köyümüz. Havası da güzel. Yüksek, havası güzel. Ama en güzel de insanı güzel. Doğru mu efendim? Geldik daha annesi babasıyla tanışmadık. Bu çocuklar dahi bize abi ne içersiniz? Çay mı kola mı? Dedi. Evet. İkramda sordular. Yani çok mutlu olduk. Gözlerimiz yaşıyor. Yok, yöremiz insanı hep öyle yani. Şimdi yok, köyümüzün insanı satıyorum. Bu beldemizin yani beldemiz olarak Musa Beyli Beldesi olarak Kilis. Evet. Genelde hep öyle insanlar sana yakın yani. İşte sonuçta Ali Toz abimize de röportaj yapmak için gittik. Selam verdik. Hoş geldiniz dedi. Daha oturmadan açmışsınız, dokmuşsunuz. Yani yören insanı böyle arkadaşlar. İzler ikramda kusur etmiyor. Evet. Bütün Kilis'in, Musa Beyli'nin, vatandaşların hepsine çok teşekkür ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. Bize buradaki misafirperverliği Türkiye'ye de örnek olmasını istiyor. Efendim ilçeye kaç kilometre mesafedeyiz? 18 kilometre Musa Beyli. İl merkezine? 38-40 kilometre. 40 kilometre de il merkezine. Evet evet, muhtar adaylığı süresince halka vaatlerde bulundunuz. Beni muhtar seçerseniz köyümüzün çöken parke taşlarını tekrar düzelttireceğim dediniz mi efendim? Ya eksiklerimiz var illaki. Yenilecek tarafları da var köyün. Yollarımız var eksik olarak, mesela toprak yollarımız var. Evet. İki köy arasında toprak yollarımız genişti. Yolun çalışması devam ediyor. Araç da orada duruyor. Şu an genişletme ekibi var. Çalışıyor da asfaltımız seneye kaldı. Evet, ama oturması var, iyi olur. İşte bu sene oturacağım inşallah. İnşallah. Sağ olsun, özel idareden ekiplerimiz çalışıyor. Evet. İşte burada bir yukarı kalecikle aramızda bir toprak yol var. Onun asfalt olması mücadelesindeyim inşallah. Özel idare, il genel meclis başkanlarımızla. Yukarı kalecik arasında yol toprak mı şu anda? Toprak yolumuz var burada. Evet. 2 kilometre bir arada yolumuz toprak mesela. Onun inşallah asfalt yapma çabasındayım. Köyümüzde mesela eksiklerimiz olarak çocuklar oynayacak bir park alanımız yok. Yok değil mi? Muhtarım yeniden torun olmuş. Allah uzun ömür versin Mustafa. Yok, benim torun için değil de gelecek yok, yani nesiller çocuklar için. Çocuklar güzel yani. Köyümüzde değil de mi? Genç nüfus çok. Evet. Köyümüzün bir futbol sahası yok mesela, gençlerimiz halı sahaya gidiyorlar, çevre köyde. Gel yanım, evet. Adı neydi senin? Erhan. Erhan muhtarımızı çok güzel temsil etti. İşte geldik hemen, abi hoş geldiniz, ne içersiniz dedi hemen. Daha kendimizi tanıtmaz. Kaça gidiyorsun? 8'e gidiyorum. Bu sene çok çalışacaksın. Artık muhtar olursun, muhtar olur, tembel olmaz. Böyle güzel sınıf bilgisi olman lazım, doğru mu? Ne olmayı düşünüyorsun? Daha karar vermedin. Ama kararını ver. 8 yıla gelmiş. Değil mi muhtarım? İnşallah. Yok. Evet. Bilmiyorum. Şey, evet muhtarım. Eksikliklere devam edelim. Köy odası, muhtarlık odası var mı? Mesela bir kurs binamız var. İnşallah onun da şeyini verdik. Dilekçesini. Dilekçesini falan verdik. En kısa zamanda ödenek bekliyoruz inşallah. Ödenek çıktı an taziye evi gibi. Yani çok amaçlı bir sağ olun kurs binası, taziye evi gibi. Öyle bir şey düşünüyoruz inşallah. Hep birlikte bunun çabasındayız yani, köyümüze bir şeyler kazandırmak için. Eksik olarak da işte dediğimiz gibi birkaç İçme suyunda bir sorun var mı? Tepede olduğu için soruyorum. İçme suyumuz şu an için hemen hemen yeterli yani, şükür. İçmede suyunda yani bir sıkıntımız yok. Kaç seçmen var muhtarım? 125 falan ortalama. 120. Bir aday mı çıktı karşınıza? İki adaymış. Bir aday var karşımda. Ekipli oldu ama herhangi bir taşkınlık, herhangi bir tatsızlık olmadı şükür. İnsanlık çerçevesinde geldi geçti, o bir yarıştı yani. Evet yani muhtarım diyor ki artık seçim geçti, biz birlik beraberlik içerisinde. Biz önümüze bakacağız, evet. Kimseye bu karşı köy, bu köyün eksik olan hizmetlerini tamamlamak için birlikte mücadele edeceğiz. Evet, olması gerekenden bu birlik beraberliğin biz Türkiye'de örnek olmasını istiyoruz. Evet, biz şu an zaten genç komşularımla herkesle diyalog halindeyim. Evet.
Erdoğan bakalım. Yani kimseye bir küskünlüğümüz, kırgınlığımız olamaz. O bir yarıştı, geldi geçti demokrasinin evet. Gereği olarak. Bu yenge neden kaldı? Sana da soracaktık birkaç soru. Şuraya gel bir soru. Bayan olarak ne istiyorsunuz köyümüze? Bayan olarak. Yani köyümüze ne yapılmalı bir bayan olarak? Navşitik istiyor. İşte, kurs mu istiyorsun? Eşimin dediği yeri uçurup yetine yaptırmak. Evet. Yani bayanların en çok istediği nakış. Kurs binamız biraz yıpranmış. Evet. Mesela yenilenecek. Kötü. Bir katını kurs binası olarak kullanıyoruz. Taziye evi olarak üzerinden evet. Yapılmaz. Bir tarafını taziye evi gibi bir şeyler düşünüyorum inşallah. İnşallah. Yapabilirsek. Ya projesi var. Muhtarımın hedefi var arkadaşlar. İnşallah bir bu hedefle gerçekleştiririz. Çocuklar için bir oyun parkı düşünüyorum. Bir halı saha. Bir mesela halı saha değilse de bir toprak saha falan yer bakıyorum. Şu an yer düşünüyorum yani. Gerekirse hazinede bir yerimiz var şu aşağıda. Evet. Ona bir başvuru yapacağız. İnşallah. Arkadaşlar olursa, mutlak muhtar girişimci olacak. Girişimci olursa bu köy kazanır diyoruz. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Gerçekten öyle. Ekleyeceğimiz başka konu var mı? Vallahi işte dediğim gibi bir iki yolumuz var burada, toprak yollarımız. Onların önce güzel bir kaplamasını yaptırmayı istiyoruz. Yapmasını istiyoruz. Arkadaşlar Kilis Valimiz Recep Soytürk çok güzel çalışıyor. Yani burada evet. Da yol çalışması devam ediyor. Sağ olsun. Aşağıda bir köprü olsun. Çalışması devam ediyor. Doğru mu efendim? Kaymakamımız olsun. Evet. Şu yakında büyük gün değer yaz sıcağı arasında bir köprü çalışmamız var. Evet. Çok şükür bir aya kadar inşallah açılacak. Bir buçuk aya kadar. İnşallah. Kış gelmeden açılacak arkadaşlar inşallah. Arkadaşlar güzel bir çalışma yapıyorlar. Oradan da geçtik. Onu da resimledik. Valimizin başarılarının devamını diliyoruz. Önceki vali de çok güzel çalışmalar imza atmış. 28 kilometre sıcak asfalt yapmış. Grup evet. Yolunu. Doğru mu efendim? Şu anki valimiz de yani sağ olsun çok gayretli bir insan, hazırlanıyor olmasın. Yani kaymakamımız olsun, il genel meclis başkanlarımız, yani ilçe belediye başkanımız. Sağ olsun yani herkes bir şekilde hizmet için çalışıyoruz yani Allah nasip ederse. Evet. İnşallah. Elimizde gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet sayın seyirciler, bugün de halkın sesini, halkın temsilcisi olarak seçtiği muhtarımız vasıtasıyla Kilis Musa Beyli Tozlubağ köy muhtarımız Mustafa Yılmaz ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için gazetemizi maddi olarak desteklediği için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.